Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tüketici enflasyonu verisi beklentinin çok az üzerinde gerçekleşti. Piyasa etkileri bugün konuşacağımız ana konulardan bir tanesi. Diğer taraftan özellikle sanayi cephesinde yaşanan gelişmeler, gelen verilerin detayları da iç gündemde tartışacağımız konular. Programımızda Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizlerle birlikte olacak. İlk etapta bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 4 Ekim haftasında 157.4 milyar dolardan 156.3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde net rezervler ise 54.1 milyar dolardan 56.1 milyar dolara 2 milyar dolarlık yükseliş kaydetti. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta sermaye piyasalarında 124.4 milyon dolar tahvil satışı gerçekleştirirken önceki hafta hisse senedi satışı 444 milyon dolar seviyesindeydi. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse satışı ise 291 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hane halkı iş gücü araştırması sonuçları çerçevesinde işsizlik 0.3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik olarak tanımlanan atıl iş gücü oranı ise Ağustos'ta önceki aya göre 0.7 puan artışla %27,2 oldu. TÜİK'in gelir dağılım istatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023 yılı sonuçlarına göre 2023 yılında Gini katsayısı 0.42 olarak tahmin edildi. Böylelikle 2006'ya kadar giden veri setinde Gini katsayısının da en olumsuz tablo görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyonu aylık %0.2 artarak 0.1'lik beklentinin hafif üzerinde geldi. Ülkede tüketici enflasyonu Eylül'de yıllık bazdaysa %2.4 seviyesinde gerçekleşti. Amerika'da çekirdek tüketici enflasyonunda rakam aylık %0.3 ile 0.2'lik beklentiye yakın kaydedildi. Rakamları bu şekilde, haberleri bu şekilde paylaştık. Rakamlarda neler var? Hızlıca bunlara bakalım. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da endeks aşağı yönlü hareket içerisinde ve yeniden 9000 puanın üzerinde tutunma çabası ön plana çıkmış gibi görünüyor. Alt sektörlere dönüp bir miktar değerlendirme yapmaya çalışacak olursak hemen hemen tüm alt sektörlerde biraz daha aşağı yönlü hareketin belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinde %1'e yaklaşıyor. Sanayi endeksi sadece 0.1'ler civarında ekside. Ama genel çerçeve dediğimiz gibi biraz Amerikan verisinin de yansımasıyla bozulma gösteriyor bize. Sabahtan da negatifti hava ama şu anda biraz daha belirginleşmiş gibi duruyor. Buradan dönelim, kur cephesinde olup bitenlere bakalım. Dolar TL tarafında özellikle veri sonrasında 34.20'ler civarında fiyatlama var. Euro TL ise 37.59'lara geldi. Euro dolar çaprazı 1.0949'larda, Euro'nun TL karşısında bir miktar değer kazanımının belirginleştiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksi ise veri sonrasında hafif aşağı yönlü hareketle 102.76 düzeyine doğru gerilemiş görünüyor. Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü ivme var. 10 yıllık tahvil faizi şu anda 4.06-4.07 bandında gidip geliyor. Aslında seansın öncesinde 4.07'lerden çok hafif aşağı doğru geldi ama hala yüksek bir düzlemde kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. 2 yıllıklar 3.96'da, kabaca 2 yıllık 10 yıllık farkı 10 bas puanlar civarında seyrediyor demek mümkün. Avrupa borsaları da bir miktar satıcılı. Özellikle borsaların geneline baktığımızda zaten hava nispeten bozuk. İtalya haricinde şu anda Frankfurt'ta 0.1, Paris'te 0.2 civarında aşağı yönlü hareket var. Hemen hemen bu oranda Milano borsasını artıda görüyoruz. Londra yatay negatif bir seyirle seansı sürdürüyor. Amerikan vadelilerine dönüp baktığımızda da şu an itibariyle orada da %0.2 civarında Dow Jones, 0.3'e yaklaşan oranda S&P 500, 0.4'lerde Nasdaq vadelilerini ekside görüyoruz. Son olarak MTF piyasasındaki tabloya göz gezdirelim.
Orada da özellikle veri sonrasında altın fiyatındaki hareket biraz daha belirleyici. Şu anda 2886 dolar seviyesine geldik, lira seviyesine geldik gram altında. 2627 dolar spot altının ons fiyatı, %2'ye yakın yukarı yönlü hareketle şu anda Brent petrol 78 dolar seviyesini yakalamaya çalışıyor. Gördü altına geldi. Amerikan tipi ham petrol ise 74 dolar 46 sent seviyesinde görünüyor. Rakamlar böyle. Günün manşeti Amerika'nın tüketici enflasyonu verisiydi. Şimdi araştırma turunda biraz bunun detayları üzerine odaklanacağız. Araştırma turunda ilk durağımız Sevcan Ersözlü. Özellikle tüketici enflasyonu önemli verilerden biri. Çünkü zaten Fed'in ne kadar faiz indirimi yapabileceğine dair ana temayı buradaki tablo oluşturuyor. Bir enflasyon, iki istihdam verileri. Kuvvetli gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında bu veri biraz daha önem kazanmıştı. Ama enflasyon da beklentilerin bir tık üzerinde geldi. Ne diyor şu anda piyasa? Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisini takip ettikten sonra yumuşak iniş senaryosunun güçlendiğini konuşmuştuk. Ondan sonra ne oldu? S&P 500 endeksi bu hafta 44. kez rekor tazelemiş oldu. Geçmişten bugüne kronolojik olarak baktığımızda istatistiki veriler 44 defa, 45 defa rekora gittiği zaman hiçbir dönemde aslında 44-45'te kalmadı. Bunu 57. 65. kez rekorlara kadar taşıdı. Rekorların rekorları takip ettiği bir risk iştahını işaret ediyor. Bugünkü aldığımız veri 2,4'lük manşet enflasyon verisiyle beraber 2021 yılının başından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Ama bir seriyi bozdu. Hangi seriyi bozdu? 5 ay üst üste enflasyon verisinin biz ABD cephesinde beklenti 6 geldiğini okumuştuk. Burada düşen enflasyon verisi serisini bir miktar bozmuş oldu. Peki bu veriyi nasıl bir ortamda takip ettik? Dünkü takip ettiğimiz FOMC toplantı tutanakları şunu işaret etmişti aslında. FOMC'deki üyelerin, yani Fed üyelerinin temkin duruşunu ve faiz indirim süreçlerinde çok da eli bol ilerlemeyeceğine yönelik bir işaret taşımıştı. Diğer taraftan dolar endeksine baktığımızda son 9 gün üst üste yükselen bir seri halde 2022'den bu yana en güçlü serisiyle beraber yükseldiği bir ortamda takip ediyoruz aslında bu enflasyon verisini. Ve dün de dedik ki S&P 500 endeksi rekor tazeledi dedik. Ve bugünkü gelen enflasyon verisi aslında beklentinin bir miktar üzerinde olması çok da büyük risk iştahını bozacak gibi durmuyor. Her ne kadar biz veriyi takip ettiğimizde vadelilerde aşağı yönde bir baskı gördük. Sen de az önce kırmızı grafiklerin olduğunu söyledin ama şuna bakmakta fayda var. Analist beklentileri yukarı yönde gidiyor. Seninle bunu zaten tarım dışı istihdamı konuştuğumuzda Fed'den faiz indirim beklentileri arttığında S&P 500'ün aslında fiyat kazanç oranı hareketleniyor. Daha ucuz değerlemelerle beraber S&P 500 için yukarı yönlü analist hedeflerinin gelmesine sebep oluyor diye konuşmuştuk. Ki son gelen hedef de 6100 endeks seviyesiyle beraber Goldman Sachs'tan gelmişti. Peki bu yükseliş bize önümüzdeki süreçte parasal sıkılaştırmanın devam ettiği süreçte neyi getirecek? Analist tahminleri yukarı yönlü revize edilirken, 44. kez rekor kırarken 5789'da mevcut durumda S&P 500 endeksi. Ama hisse başı kazanç tahmini, kazanç beklentilerine baktığımızda burada Temmuz ayındaki seviyesine geri çekilme eğiliminin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yükseliş eğilimi devam ederken bir miktar bize şunu da gösteriyor. Endeks içerisindeki hisse başı kazançlara baktığımızda parasal sıkılaştırmanın sonu, o büyük hisse başı kazançların sonu ve bir miktar bu zamana kadar takip ettiğimiz aslında büyük sermayeli teknoloji şirketlerinin kazandığı getirilerin daha küçük sermayeli şirketlere yöneldiği bir eğilim olabilir sorusunu gösteriyor. Ki biz bunu daha öncesinde takip ettiğimiz Bloomberg verilerinden, analist ve görüşü veren raporlardan da takip etmiştik. Tam da bu noktadan küçük sermayeli şirketlerin kazanımına gidebileceğimiz bir sürece işaret ettiği için gelelim bakalım getiri eğrisine de bakalım. Çünkü hafta boyunca getiri eğrisinin pozitiften negatife döndüğü, dikleştiği ve sıfır bölgesine yeniden geldiği senaryoları takip etmiştik. Veriyle beraber aslında son büyük hareketini yaklaşık olarak 9,30 seviyesine doğru yukarı yönlü performansıyla beraber kaydetti. Neyi gördük? Biz aslında 2 yıllık tahvil getirisinin aşağı yönlü geldiğini gördük ABD cephesinde. 4,05'lerde takip ettiğimiz veriliği 3,90 bandına kadar geri çekmişti. 10 yıllığa baktığımızda hala 4 bandında olduğunu görüyoruz. Bu da yeniden dikleşen bir getiri eğrisinin olduğunu bize gösteriyor. Önümüzde ne var? Enflasyon korkusu bir miktar aslında hafifledi bugünkü gelen beklenti üstü enflasyon verisine rağmen. Ama getiri eğrisinin
asidikleşirken bir miktar uzun vadede hala 4 seviyesinde daha dirençli bir tahvil eğilimi ve daha uzun süre aslında bir enflasyon verisi beklentisini takip ediyoruz. Neden? Güçlü ABD ekonomisi, güçlü enflasyon verisiyle beraber olur beklentisiyle beraber. Neyi takip ediyoruz burada? Aslında tahvil piyasası bize bunu büyük bir işaretini getiriyor ve bundan sonraki süreçte seçim gündemiyle beraber bakalım gündem ne olur? Bu bütçe açığıyla beraber bu borçlar ABD cephesinde nasıl ödenir? Yeni gündemimiz muhtemelen enflasyondan ziyade bunlara dönecek diyebilirim. Amerika'nın borcu ödenmek için değil, çevrilmek içindir. Onu bir kenara not etmekte fayda var. Sevcan, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu enflasyon verisinin biraz alt kırılımlarına, biraz detaylarına doğru bakacağız Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikte. Zira enflasyonun manşet verisi biraz kirli bir veri. Dolayısıyla aslında hem seninle Çağlar hem de Burcu'yla bunun biraz daha alt detayları üzerine bakmaya çalışacağız. Çekirdek enflasyona baktığımızda burası da bir tık yüksek geldi beklentilere göre. Ama tabii temelinde Amerika'daki ana problemlerden bir tanesi barınma sorunu ve hizmet enflasyonu orada da katı kalmaya devam ediyor. Aslında bu bir nevi harita görünümlü grafiğin içerisindeki beyaz renk her şeyi anlatıyor. Çünkü Açıl Sezen'in de belirttiği gibi barınma örneğin bu bizim elle tutup alabildiğimiz bir şey değil, eylem olarak gördüğümüz bir şey. Ve dolayısıyla da bu eylemlerin yani hizmetin özellikle enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskısı burada bizim 2021'den itibaren izlediğimiz en önemli konulardan bir tanesi. Tabii büyüme tarafına bakacak olursak Amerika için de dünya için de buradaki hareketlilik belki de yavaşlama noktasında sorun yaratıyor olsa da ekonomik aktivitenin tamamen kaybolmasında önüne geçen bir dönemler sevindirici bir şeydi. Ama biz çok uzun süre enerji tarafını konuşmuştuk ki dünyada savaşların ve jeopolitik kırılganlıkların en büyük sıkıntıyı yarattığı konuların başında da enflasyon geliyordu. O konu biraz gündem dışı kaldı. ABD enflasyonuna hem çekirdek yıllıktan baktığımızda hem de manşet ABD enflasyonunun aşağı yönlü eğilimine baktığımızda enerjinin denklemden çıkması işleri kolaylaştırmıştı. Ama Açıl Sezen'in söylediği gibi bu taraftaki konu halen belki de o manşet verinin tırnak içerisinde kirliliğini canlı tutmaya devam ediyor. Tabii ilk gelen Temmuz sonrası özellikle böyle bir veriyle hemen Fed'in ya da piyasaların radarını değiştirmesi, patikasını değiştirmesi söz konusu değil belki. Ama şu kırılıma baktığımızda halen iş gücü piyasasıyla beraber ki bugün bence haftalık işsizlik maaşı başvuruları da çok önemliydi, anlamlıydı. 231 binlik beklentiye karşılık 258 bin açıklanması. İstihdam tarafı ücretler ve ekonomik aktivitenin içerisinde özellikle enflasyonu hizmet tarafından canlı tutan konular adına yıl sonuna kadar diğer verileri de böyle mercekle büyüteçle bakmamız noktasında önemli bir sinyal olmuş oldu. Çağlar, teşekkür ediyoruz. Elbette Amerikan Merkez Bankası da verilerin bu kısmına bakıyor ama daha sonrasında da kendi kontrol ufkunda kendi aldığı kararların yansımasını doğrudan bulduğu yerler nereler? Burcu Kıratlı ile birlikte şimdi onları inceleyeceğiz. Biraz da oralara odaklanmaya çalışıyoruz. Zira süper çekirdek enflasyon dediğimiz işin içerisinde hakikaten Merkez Bankası bir faiz kararı aldığında bunun doğrudan etki alanını barındıran bir endeksi takip ediyor. İki tane zaten favori çekirdek göstergesi var. Bir tanesi çekirdek hane halkı harcamaları deflatörü. Diğeri de bu. Ne geldi veri? Süper çekirdek enflasyon diyoruz. Binde 5,5'luk bir artışa işaret ediyor. Burada benim sarıyla ne noktayla işaret ettiğim zaman ise 2022 Mart'ından sonra ki biz burayı Fed'in faiz artırma süreci olarak biliyoruz. Çekirdek enflasyonun seyrinin ve 2022 yılındaki o yeşil barların artmasına benzer bir sürecin 2023'te de arttı. Hatta 2024'ten sonra şu anda Ağustos ayından sonra hızlanmaya başladı. Ve neredeyse o eğrinin yani yükselmeye başladığı yerin ortalamalarına gelmiş oldu. Şimdi süper çekirdek Paul Krugman'la birlikte biraz daha böyle popülerleşmiş bir isim. Diyor ki biz enflasyonun olağan bileşenlerden bir kere ayırmamız lazım ki bunu pandemi ve tedarik zinciriyle birlikte görmüş olduk. Şimdi benzer etkileri işte Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer İsrail-Hamas gerginlikleri var. Gıda ve çekirdeği, enerjiyi hariç tuttuk. Okey, tamam. Ama ben insanların doğal ihtiyaçlarını yani kira gibi barınma ihtiyaçlarını bundan hariç tutmak istiyorum. Çünkü bunların hepsi zorunlu ihtiyaçlar. Ben neye bakarım? Kontrol ufkumda neler olabilir?
mal ve hizmet enflasyonu sepetine eşit aslında. Ve dolayısıyla bunlar hizmet aldığımız bize her şeyi söylüyor. Ve bunu yaparak aslında iki tane şeye bakmak istiyor. Bir tane satın alma davranışlarındaki insanların eğilimi, diğeri de ücretler. Ücretler konusu özellikle bu veriyle birlikte daha da önemli hale geldi. Saatlik ücretlerdeki artışların insanları satın alma davranışlarını değiştirip değiştirmediğini ve buradaki harcamaların enflasyona yöneltip yöneltmediğini takip etmek istiyor. Burada hem saatlik kazançların seyrini takip etmiş oluyor hem de süper çekirdek enflasyona olan etkisini izlemiş oluyor. Şimdi buradaki veriyle birlikte %4.60'lara kadar geldi. Bu Fed'in faiz arttığı zamanlarda hemen hemen aynı seviyelerde. Yani cari faiz seviyesiyle cari enflasyonu süper çekirdek üzerinden karşılaştırdığında küçük bir reel faiz kalıyor aslında. Ve dolayısıyla FED de şu anda eli biraz aslına bakarsan çok da rahat olmayabilir. Şimdi manşet rakamda ve biz PCE deflatörüne baktığımız zaman evet ılımlaşmayı işaret ediyor ama burada şöyle bir sorun var. FED faiz indirimi yaptıkça bundan sonra süper çekirdekte ufak ufak hızlanmalar görebilir. Ve bu böyle bir komplikasyon yaratabilir. Mal satın alınan mal ve hizmetlerde artış, bir kısır döngü, tekrar FED'in muhtemelen hızlanan enflasyonu ne yapacağını bilememiz. Tabii burada şimdi süper çekirdekle birlikte kiraya da çok bu veri üzerine değinmek istiyorum Açıl. Kiralar mesela 1005 aylık artıştan 1002'ye düşmüş. Biz hep bu kira konusunu bir sorun olarak bahsediyorduk ama bu verinin özelinde mesela en çok problemi oluşturan kısım medikal kısımdan, sağlık kısmından gelmiş. Yine ulaşım hizmetlerinden gelmiş. Yani aslında veri söylüyor ki bize gerçekten satın alınan hizmetlerden geliyor bu. Dolayısıyla buradaki katılık, yapışkanlık özellikle hizmet tarafında hala devam ediyor. Hala canlı kalıyor. Belki aylık baremleri değişebiliyor ama kira şimdiki en azından diğer aylardaki kadar korkulan kadar değil. Ama diğer satın alınan bütün hizmetlerde katılık gerçekten aynen devam ediyor. Biraz önce Çağlar'ın aktardığı grafiği bir tekrar alabilirsek, senin söylediklerini oradan üleştirerek belki bir miktar değerlendirelim. Burada çekirdek hizmet enflasyonu 2.9. Evet. Mal enflasyonu -0.2. Dolayısıyla mal fiyatları aşağı geliyor. Hı hı. Fakat buna mukabil hizmet tarafı yüksek kalmaya devam ediyor, hizmet fiyatlaması. Bana bir ülkeyi hatırlattı, Türkiye diye. Dolayısıyla aslında bu bence bizim için de laboratuvar ortamında üzerine tartışmak gereken bir şey. Konu. Amerika ile bizim bu anlamdaki derdimiz aynı. Elbette kesinlikle, ekonomiler çok farklı, yapılar toplumuz çok farklı falan ama burası bence çok belirleyici olacak önümüzdeki dönemde. Mal enflasyonu aşağı geldiğinde, para politikası etkisiyle mal enflasyonu aşağı geldiğinde hizmet enflasyonu bunu takip eder mi? Ederse ne kadar vadede takip eder? Etmediğinde buna çözüm ne olabiliri? Hem biz kendi adımızı kesinlikle arıyoruz hem muhtemelen Amerika arayacak. Çok daha tartışalım bu konuyla. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Kıratlı, aktardım bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu ile birlikte olacağız. Özellikle veri sonrasında Avrupa borsalarında satışlar bir miktar daha artmış gibi görünüyordu. Ancak tabii temelde Avrupa'nın da kendi dertleri var. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın tutanaklarına dönüp baktığımızda Avrupa'ya ilişkin endişelerinin büyüdüğünü görüyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, özellikle Avrupa Merkez Bankası tutanakları önemli. Piyasanın verdiği etki önemli, tepki önemli daha doğrusu enflasyon verisinin Amerika'daki. Ama bir yandan da Euro yatırımcılarının Perşembe günü haftaya gelecek olan Avrupa Merkez Bankası kararı öncesinde kendi pozisyonlanmasının ne olduğuna dair biraz detay alalım senden. Açıl, evet, ABD tüfe verisi sonrası piyasadaki fiyatlamalara baktığımız zaman ilk etapta Stoxx 600 endeksinin satışa geçtiğini gördük. Veri öncesi yatay bir seyir hakimdi. Stoxx 600 endeks cephesinde %0.3 oranında değer kaybıyla işlem görüyor. Aslında anlamlı bir değişiklik yok. Yani sabah saatlerinden bu yana yataya yakın bir seyir var Avrupa endekslerinde. Tabii öne çıkan nokta aslında bugün teknoloji endeksine yaşanan kayıplar. Çünkü Avrupa'da teknoloji endeksine kayıplar %1.5'a ulaştı. Bunun nedeni de yarı iletken şirketlerin hisseleri için Avrupa özelinde görünümün giderek daha kötü hale gelmesi. Bugün iki tane kurum, Deutsche Bank ile Bank of America analistleri kazanç sezonu öncesinde Avrupa yarı iletken hisseleri için fiyat hedeflerini düşürdüklerini açıkladılar. Hem Samsung Electronics'in zayıf gelen bilançosu ve Çin ile Tayvan arasında tedirginliklerin artma ihtimali önümüzdeki dönemde çip hisseleri üzerindeki baskıyı daha da artırabilir. Mesela belli başlı hisselerde bugün satışların biraz daha sert olduğunu söyleyebiliriz. LCM
International, BE Semiconductors, Inficon, Soitec gibi hisselerde %3'ü aşan düşüşler var ki sabah saatlerinde bazı hisselerde kayıpların %6'yı aştığını takip etmiştik. Deutsche Bank raporunda ise Avrupa'da yarı iletken mamullerindeki son zayıflığın Çin'in gerilemesi ve Intel'in zorluklarından kaynaklandığına dikkat çekti. 2025 yılında yapay zeka destekli PC veya yapay zeka destekli akıllı telefon hikayesinin gücüne ilişkin endişelerin son dönemde yoğunlaştığını söyledi. Tabii Intel, Çin etkisi ve yüksek faaliyet giderleri nedeniyle 2025-2026 yılı için hisse başı kar tahminlerini düşürmüştü. Diğer tarafta bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantı sonuçlarındaydı. Burada öne çıkan noktalara baktığımız zaman faiz indirim hızına ilişkin net bir mesaj paylaşılmadı toplantı sonuçlarında beklendiği gibi. Yani veri odaklı yaklaşımını devam ettireceklerine dikkat çektiler üyeler. Aynı zamanda enflasyonun tam olarak hala Avrupa'da yenilmediğini, Euro bölgesi ekonomisine dair risklerin arttığını, bu nedenle faiz oranlarının düşürülme hızı noktasında esnekliğin korunacağına dikkat çekildi. Yani öne çıkan noktalar şuydu: Euro bölgesi için ekonomik görünüm daha endişe verici, genel görüş resesyonun muhtemel olmadığı yönünde, fakat çekirdek enflasyon sürekli dikkat gerektiriyor çünkü enflasyon tehlikesi henüz tam olarak geçmiş değil. Tabii önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizinde yılın 3. indirimine gitmesi bekleniyor. Dün de Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy'dan gelen açıklamalar dikkat çekmişti. Çünkü bu indirimin çok muhtemel olduğunu ve bu sene için bunun son olmayacağını söylemişti. Euro cephesine baktığımız zaman tabii Euro yatırımcıları da Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde pozisyonlarını artırmış durumdalar. Aşağı yönlü opsiyon bahislerine olan talep 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Fed'in yıl sonuna kadar Avrupa Merkez Bankası'ndan daha az faiz indireceği beklentisi fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim toplantısında faiz indirimine gitmesine piyasa kesin gözle bakarken Euro için Temmuz ayından bu yana en kötü haftalık gerilemeyi işaret ediyor. Tabii geçtiğimiz hafta Amerika'dan gelen istihdam verisi aslında işleri değiştirmişti. Şimdi son bugün gelen TÜFE verisi sonrasında fiyatlamalara baktığımız zaman Euro dolar paritesinin 1.0940'lar seviyesine işlem gördüğünü söyleyelim. Para piyasaları Fed'den yıl sonuna kadar 44 bas puanlık bir faiz indirimi beklensin işaret ederken Avrupa Merkez Bankası'ndan ise 47 bas puanlık bir faiz indirimi beklensin işaret ediyor Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Araştırma notları ve Londra bağlantımızın ardından kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Kofas ekonomisti Sertem İyigün'le birlikte karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Sertem İyigün bizlerle birlikte. Sertem, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Açıl, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta gelen PMI verisi çok ciddi bir daralma işareti olarak okundu. Tüm alt sektörlerde hem yeni siparişlerde hem var olan işlerde hem istihdam tarafında daralma görmüştük. Bugün sanayi üretim verisini aldık. Aldığımız sanayi üretimi verisi yıllık düşüş olarak baktığımızda depremden bu yana en sert yıllık düşüşe işaret ediyor. Aylık %1.6, yıllık %5.3. Elbette sanayi üretimi verisi aylık bazda incelediğimizde tertemiz bir veri sayılmaz. Dolayısıyla birazcık böyle 3 aylık ortalama üzerinden falan okumaya çalışmak lazım ama yavaşlama trendini, iktisadi yönelim anketini de işin içine katsak, reel kesim güvenini de işin içine katsak net olarak yansıtan bir veri seti var artık elimizde. Bu yavaşlamayı siz özellikle kendi çalıştığınız işletmelerde hissediyor musunuz? Şöyle, tabii biraz firmaları büyüklüklerine göre de ayırmak gerekiyor Açıl. KOBİ'ler özellikle bu artan finansman maliyetlerinden daha fazla etkilenmiş durumdalar ve bu anlamda biraz daha az yatırım yapabiliyorlar önümüzdeki döneme ilişkin üretim kapasitelerine. Tabii bu saydığın göstergelere sene başından bu yana son veriyi çıkartırsak yine de bir miktar düzeltme olmasına karşın azalan kapasite kullanım oranını da eklemek gerekiyor. Evet, büyük firmalara baktığımızda daha farklı piyasalara ulaşmakta daha mahirler. Yani ihracat kapasiteleri hala
hala yüksek kalabiliyor, destekleyici kalabiliyor. Bu biraz üretimlerini destekliyor fakat daha alt segmentlere baktığımızda biraz daha zorlukların baş gösterdiğini görüyoruz. Tabii ki hem sıkı para politikasının birkaç tane unsuru var. Yani finansman maliyetleri kanalıyla bilançoyu etkiliyor ama aynı zamanda yurt içi talebi özellikle orta ve alt gelir grubunun talebini kısarak firmaların daha çok dış talebe yönelmelerini sağlıyor. Dolayısıyla iç talebe yönelik üretim yapan firmalarda bir miktar üretim kaybı zaten görüyorduk biz. Yurt dışına doğru satışları olan firmaların da son dönemde aslında biraz daha önceki aylara göre zorlandığını görebiliriz. Zaten bu senin söylediğin PMI verisi aynı şekilde Avrupa için de geçerli. Almanya ekonomisi bir türlü resesyondan çıkamadı. Almanya'nın resesyondan çıkamaması ve toparlanamaması aynı üretim segmentinde, üretim sisteminde yer aldığımızdan dolayı bu tedarik zincirinde Türk üreticilerin ihracatlarını da olumsuz etkiliyor. Zaten Türkiye PMI'nin alt kesimine baktığımızda ihracat siparişlerinin de yani yurtdışı talebin de aslında yavaşlamakta olduğundan yakınıyordu firmalar. Dolayısıyla evet öncü göstergeler zaten söylüyorlardı bu özellikle 3. çeyrekte ve son çeyreğe doğru bir imalat sektöründe yavaşlama olduğunu. Özellikle dikkati çekebileceğimiz başka bir unsur da veri de hemen hemen tüm alt kategorilerde üretim performansının gerilemekte olduğunu görmemiz. Dolayısıyla 4. çeyreğe bu ışık altında girmemizi zaten bekliyorduk. Şimdi bu beklenti verileri yavaş yavaş somut verilere evrilmeye başladı. Ama bunun yavaş yavaş dezenflasyon sürecinin yer almasıyla birlikte, bu enflasyondaki düşüşle birlikte eğer finansal koşullar yurt içinde azalmaya başlarsa, gevşemeye başlarsa bir miktar daha olumlu bir tabloya dönmesini bekliyoruz. Fakat bu beklentimiz çok kısa bir vadede değil. Peki Seltem, işin tabii likidite boyutu da önemli firmalar açısından, para politikası adına da bu belirleyici unsurlardan biri. Sen biraz önce dedin ki ölçeklerine göre, büyüklüklerine göre de bakmak lazım ama sıkılaşmaya verilen tepki bütün imalat sanayi tarafında net ama Merkez Bankası da şirketlerin likiditelerini doğrudan görebiliyor, takip edebiliyor. Siz de aslında 3 aşağı 5 yukarı şirketlerin hangisine kadar likit anlayabiliyorsunuz muhtemelen. Özellikle tahsilat zincirinde herhangi bir kırılma, herhangi bir bozulma görüyor musunuz? Şu anda hali hazırda kriz dönemlerinde çok da fazla olmadığı gibi kredi kanalı çalıştığından dolayı Türkiye'de çok fazla bir kırılma görmedik. Ama önceki krizlere ya da önceki ekonomik büyümenin yavaşladığı dönemlere göre bir miktar tabii bozulmalar tespit edebiliyoruz. Yani firmalar ya borçlarını kapatmayı tercih ediyorlar ya çok kısa vadeli ödemeler de bulunuyorlar. Daha uzun vadeli finanse etmek kimse kimseyi istemiyor. Ve kredilerin %2'lik aylık sınırla artması, daha doğrusu artışı %2 ile sınırlandırıldığından dolayı diğer ekonomik yavaşlama dönemlerine göre bu dönem bir miktar daha firmaların ödeme performanslarının düştüğü bir dönem. Önceki dönemlerle böyle bir farkı var ama bu bir kriz yaratacak kadar kötü mü diye soracak olursan şu anda böyle bir emare görmüyoruz ama bir dönem özellikle Mayıs ayında ve geçtiğimiz Temmuz ayında bu anlamda ödemelerde takılmaları önceki senelere göre ya da önceki ayların normal düzeylerine göre daha fazla olduğunu tespit etmiştik. Ondan sonrasında finansal koşullarda ekstra bir sıkılaşma hali hazırda gündeme gelmediğinden dolayı şimdilik yine Temmuz ayına göre biraz daha makul kabul edilecek seviyelerde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi bu önceki yavaşlama dönemlerine kıyasla daha belirgin hale gelse de bir kriz eşiğinde değil özel sektör. Bir de şunu tabii söylemek lazım. Demin yine söylediğimi biraz tekrar edeceğim ama büyük firmalarda krediye daha maliyetli de olsa daha rahat ulaşabilen firmalarda söz konusu ödeme performanslarındaki düşüş ya da bozulma çok daha az görünüyor. Yine daha küçük ölçekli ve daha belirli sektörlerdeki firmalar, daha yurt içine yönelik üretim ve satış yapan sektörlerde bu ödeme performansındaki bozulma daha belirginleşti. Fakat dediğim gibi Temmuz ayından bu yana ekstra bir kötüleşme tespit etmedik. O zaman bir de şunu sorayım. Konkordatolar da çok fazla tartışılıyor ya. Özellikle bu tarafta tehditkar bir durum görüyor musunuz ödeme zincirinin kırılması anlamında? Görmüyoruz açıl çünkü hem konkordato rakamları
Evet, son dönemde geliyor. Bir dönemde yükseldi hatta, sonra tekrardan daha makul seviyelere gerilemiş gibi biz de takip ediyoruz. Ama genelde bu firmalar çok küçük ölçekli firmalar oluyor ve çok ciddi borçlanma ya da çok ciddi tedarikçilerle ilişkileri olan firmalar olmuyorlar. Dolayısıyla eğer ödemesini yapamadığı takdirde ya da kendisini konkordato ilanıyla birlikte korumaya aldığı takdirde sektörlerin geneline yaygın bir zincir olarak ödeme performansını bozacak yetkinlikte, büyüklükte firmalar olmuyor. Ve genel olarak Türkiye'deki firmaların, toplam firmaların çok düşük bir oranından aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki son dönemlerde gördüğümüz, özellikle bu finansal koşullardaki sıkılaşma ve kredi kanalının daha sıkı çalışmasına paralel olarak gördüğümüz konkordatoların artış trendinin sonuna gelindiğini açıkçası değerlendirebiliriz. Buradan sonra tekrardan enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte eğer Merkez Bankası bizim beklentimize göre gelecek sene başında faiz indirimine gitmeye başlarsa burada tekrardan bir düzelme görürüz. Yani trendde bir yükseliş olduğunu biz gördük, fakat bu trenddeki artış bir noktada durdu. Aynı yerde şu anda seyrediyor ama genelde firmaların çoğunluğu, yani toplam firma oranına göre çok düşük ve küçük ölçekli firmalardan bahsediyoruz. Faiz indirimi gelecekse, bu işte Kasım'daydı, şimdi beklentiler yılbaşına ötelendi. Belki Ekim enflasyonunu görürüz, düşük gelir, tekrar Aralık konuşulmaya başlanır vesaire. Ama burada faiz indiriminin yaratabileceği iyileşme boyutunu nasıl gördüğünü merak ediyorum. Çünkü şu temel soru: faiz seviyesinin yüksekliği mi yoksa kredi bulunabilirliği mi? Makro ihtiyati önlemler çerçevesinde %2'lik bankalarda kredi büyüme hedefi olduğu için, sınırlaması olduğu için diyeyim daha doğrusu. Açıkçası ikisinin de açıkçası bir rol oynadığını düşünüyorum. Yani kredi faizlerinin yüksek olmasından hemen hemen bütün firmalar yakınıyor. Fakat krediye ulaşım da, yani makro ihtiyati önlemlerin devreye girdiği yerde firmalar krediye ulaşsa da kullanmamayı tercih edebiliyorlar. Bu dönemde de tabii ki bir borç azaltmaya doğru gidebiliyorlar ya da daha küçülmeye doğru gidebiliyorlar. Ama ikisi de eşit oranda etkiliyor. Zaten Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların bir tanesi de şu yöndeydi. Politika faizini indirebiliriz ama finansal koşullar hemen gevşemeyebilir. Dolayısıyla politika faizi indirilmeye başlansa bile bir veriyle, yani şöyle Ekim ayında enflasyon beklentilerden düşük de gelse, ben açıkçası çok hızlı bir şekilde Merkez Bankası'nın finansal gevşeme ya da politika faizini de indirime gideceğini pek değerlendirmiyorum. Aylık enflasyon hala kendisinin beklentisinin üzerinde olduğu için. Ama Merkez Bankası gelecek sene faiz indirimine gitmeye başlasa bile yine de bu finansal sıkılık mutlaka etki edecektir. Eğer kendi ifadelerindeki gibi yol almaya devam ederse. Özellikle büyük firmalar tarafında daha rahat kredi kullanımı olduğunu görüyoruz. Ama yine de karlılıklarda bir düşüş mutlaka göreceğiz. Gelecek senenin birinci yarısının sonuna kadar, yani Haziran sonuna kadar da bu durum devam edebilir. Temel olarak hem bu finansman maliyetlerindeki artışın sürmesi hem de cirolardaki düşüş nedeniyle. Dolayısıyla kredi kanalı biraz daha özgür ve daha düşük maliyetli çalışmadığı sürece firmalardaki bu karlılık üzerindeki baskı devam edecektir ve sadece faizin inmesi özellikle KOBİ tarafında çok kısıtlı bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Seltem, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olup sorularımıza yanıt verdiğin için. Kısa bir araya gideceğiz, sonrasında son bölümle karşınızdayız. Finans Merkezi'ne bugün için son noktayı arkadaşımız Burak Karagöz'ün yaptığı bir röportajla koyacağız. NTT Data Business Solutions'ın Türkiye'de iş ve teknoloji liderlerini buluşturduğu Transformation Now 2024 toplantısında Burak Karagöz, BSH Evaletleri Türkiye CEO'su Alper Şengül'le bir röportaj yaptı. Bu röportajda veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın. Alper Bey, öncelikle BTH olarak dijitalleşme ve entegrasyon süreçlerinde hangi stratejileri benimsiyorsunuz şu an itibariyle?
Teşekkür ediyorum. Sonuçta bu bir süreç. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Artık dijital dünya her şeyin merkezinde. Tüm tedarik zincirimizde, tüketicimize değer yaratırken bundan faydalanıyoruz. Buradan faydalanırken de zaten hep biz bunu insanımız, insanlar için yapıyoruz. Burada söz konusu olan da zaten nihai tüketici. Her bir dokunduğumuz alanda onlara daha fazla pozitif etki nasıl yaratırız? Hayatlarını evlerinde özellikle sosyal analı olan mutfakta nasıl kolaylaştırırız? Onun daha iyisini yapmak isteyen bir şirketiz. Burada uyguladığımız çeşitli uygulamalar var. Dijital dönüşümleri sonuçta mutlaka gene olmazlardan bir tanesi insan kaynağımız. İnsan kaynağımızı yeni dünyaya adapte etmemiz gerekiyor. Örnek vermem gerekirse bunun için Türkiye'de bir Future Lab, yani bir inovasyon merkezi hayata geçirdik. Burada bu konuyla ilgili tüm arkadaşlarımızı, mühendisler dahil, çeşitli eğitimlerden geçiyoruz, donanımlarını yükseltiyoruz. Sonuçta bunun tamamen amacı evdeki sosyal alandaki mutfak, mutfakta da yarattığımız katma değerin mümkün olduğunca maksimum düzeyde nihai tüketici tarafından kullanılması. Bunu biraz daha açalım. Bu stratejilerin şirketinize verdiği faydalar neler? Bu teknolojik olarak bizi bir üst safhaya taşıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerimize daha rahat gitmemizi sağlıyor. Müşteri deneyimini alıp bir üst seviyeye taşımamıza imkan veriyor. Bunu söylerken tabii sürdürülebilirlik konusunda es geçmemek lazım. Burada hem insan verimliliği çok önemli, hem malzeme verimliliği çok önemli, hem de doğaya verilen etkilerin minimum seviyeye indirilmesi çok önemli. Dolayısıyla bütün bunları hayata geçirirken AI destekli teknolojileri de kullanıyoruz. Bir örnek vermem gerekirse son IQ 700 serisi Siemens fırınlarımızda hem yerleşik kameramız var, hem makine öğrenimine tabi tuttuğumuz bir AI destekli software'ımız var. Bu ne yapıyor? Mesela yemeği içeriye koyduğunuz zaman 80 farklı yemeği tanıyor. Sizin ihtiyacınıza göre pişirmeyi yapıyor ve sizin kişiselleştirilmiş beklentilerinize göre makine öğrenimini kullanarak bir sonrakinde daha gelişmiş, daha iyi bir ürün sonuçta ortaya çıkmış oluyor. Alper Bey, özellikle gelecekte dijital dönüşüm alanında hangi yenilikler ve teknolojileri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Bizim buradaki odak noktamız hayatın kalitesini arttırmak. Bu da sonuçta evdeki cihazlardan, BSH'nin ürettiği evdeki cihazlardan geçiyor. Burada da hem üretim teknolojilerinde ki bunu Endüstri 4.0 ile başlamıştık. Üzerine AI öğrenimi olan, makine öğrenimi olan robotlarla geliştiriyoruz. Hem monotonlaşan üretim seviyesindeki süreçleri robotlara devretmeyi, buradaki insan kalitesinde farklı süreçlerde kullanarak hayattaki yaşam kalitesini artırmayı planlıyoruz. Bunu da yaparken müşteri deneyiminin her bir sürecinde biz devamlı karşılıklı alışveriş, görüş alışverişinde bulunduğumuz için bunların her birini alıp aynı zamanda sistemlerimize entegre edip bir sonraki teknolojilerimizi, inovasyonumuzu sürdürülebilirlik hedefleri içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Son olarak da Transformation Now etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok uzun yıllardır yurt dışındaydım. İlk defa katılma fırsatı oldu. Çok dinamik bir hava buldum. Teknoloji ve sektörün önde gelenleriyle tanışma fırsatı buldum. Bir kısmıyla da söyleşi yapma imkanı oldu. Enerjimiz çok yüksek. Birazdan zaten ben de bir paneline katılacağım. Burada olduğum için kendi adıma ve şirketim adına çok memnunum. Bence Türkiye'nin ihtiyacı olan bir boşluğu doldurmuşlar. Teknoloji, inovasyon ve özellikle yapay zeka konuşuluyor. Tabii ki hepsi sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde konuşuluyor. Dolayısıyla bence çok başarılı bir etkinlik. NTT Data'ya da tebriklerimi sunmak istiyorum bu vesileyle.